Bu problemle geçmişe gidelim ve biraz da fazla benzin yakan bir arabamız olsun. Mesela yıl 1974 ve bir Chevrolet Nova'nız var. Sorumuz şu. O dönemde 1 litre benzinin fiyatı diyelim ki 2,70 lira. Yani 2 lira 70 kuruş ve biz 14,6 litre benzin aldık. Depoyu doldurmak için 14,6 litre benzin aldık. Ne kadar ödedik? Güzel. Şimdi 14,6 litre benzin aldık ve her bir litre de 2,70 liraya, yani 2 lira 70 kuruşa mal oluyor. 2,70 lirayı tabii 2,7 lira olarak da yazabiliriz. Yani ne yapacağız? 2,7 ile çarpabiliriz. Böylece daha kolay olur. Litre başına 2,70 lira ile litre başına 2,7 lira aynı şey. Şimdi çarpmaya başlayalım. Ondalık sayıları çarparken sayıları tam sayılarmış gibi çarpacaksınız ve sonra ondalıklarla ilgili kısma bakacaksınız. Yani şimdilik bu çarpma işlemini 146 çarpı 27 şeklinde görebiliriz. Ardından ondalığa çevireceğiz. Evet, ilk başta 7 kere 6 var. 6 kere 7, 7 kere 6, 42 eder. Elde var 4. 7 kere 4, 28. 28 artı 4, 32 eder. Elde var 3. 7 kere 1, 7. 7 artı 3, 10. Yani 7 kere 146 eşittir 1022. Şimdi bu 2 ile ilgileneceğiz. Ama bu 2 ondalığı düşünmezsek aslında bir 20. Bu nedenle buraya bir 0 koyacağız. Aynen normal bir çarpma işlemi yapıyor gibi yapıyoruz. Ondalık sayıları şu an için görmezden geleceğiz. 2 çarpı 6, 12. Elde var 1, 2 kere 4, 8, 8 artı 1, 9. 2 kere 1, 2 ve şimdi toplayabiliriz. 2 artı 0, 2. 2 artı 2, 4. 0 artı 9, 9. 1 artı 2, 3. Böylece 146 çarpı 27 işleminin sonucunu bulmuş olduk. Cevap 3942. Ama soruda bize 146 çarpı 27'yi sormuyorlardı. Bize sordukları 14,6 çarpı 2,7 idi. Şimdi ondalık sayılara bakalım. Ondalıktan sonra kaç basamak ya da kaç sayı olduğunu sayalım. Bir tane burada var ve ikincisi de burada. Yani ondalıktan sonra toplam iki sayı var ya da iki basamak var da diyebilirsiniz. Şimdi buraya 1 2 buraya tam buraya bir virgül koyacağız. Sonuç olarak 1 litre benzinin fiyatı 2,70 lira ise 2 lira 70 kuruşsa 14,6 litre benzin bize 39 lira 42 kuruşa mal olur. Hepsi bu kadar.